Musa Topbaş kısa yani benim görüşmem kendisiyle ama muhtelif vesilelerle. Böyle ehli hal mübarek yani daima yanım, yanında bulunsam iyi olacak diyebileceğiniz kibiri olmayan bir kalp adamı olduğu belli. Yani öyle karşılaştık, öyle gördük, öyle hatırlıyoruz kendisini. Allah rahmet eylesin. Bence e, tasavvufun ve tekkenin, hele böyle tekelerin kapatıldığı devrede zengin, paraca da iyi hal sahibi, iyi durumda. Ama yolu devam ettiren, böyle gillu gışsız, rekabet yapmayan, illa bizim tekke en iyidir gelin buraya öbürleri kötüdür demeyen, öyle bir tekke anlayışı öyle bir manevi yol tabi iyi bir yol güzel bir yol doğrusu yani onların mensuplarını görünce hemen fark ediyorsun zaten yani kimsenin hakkını yemeyeyim diğer tekkelerde de böyle iyi yetişmiş güzel insanları gördükçe hemen anlıyorsun yani bir manevi el şekil vermiş o insana. Sami Efendinin mensupları arasında da o var. Ee, Tabi Zahid Efendinin Efendim Aziz Beki'ne Bey Efendinin yani İstanbul camiasından bahsediyoruz. Tabi e, daha evvel Hasib Efendi varmış mesela o da çok mübarek bir adam. Ee, İmanmış şeyde ee, vezneciler e, durağı var, minibüsler durağı. Orada bir cami vardı eskiden yıkıldı gitti. E, o vezneciler hamamı var, hamamın önünde orada bir yerde. Onlar hepsi himmet. Yani güzel himmetler, himmetleri olan ve inşa eden. Yani gençleri böyle sıfırından yavaş 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 inşa eden. Yani Türkiye'deki e, Necmettin Bey'in hareketi, Necmettin Bey Erbakan grubu ve şeylerinin onların himmeti, onların hizmeti, onların kulaklarına ve kalplerine e, ulaşılmasının tesiri bunlar hepsi. E, çok takdir edilecek hizmetleri var. Efendim Sami Efendi merhumu birkaç defa gördük, muhtelif vesilelerle karşılaştık. Evvela damadı Ömer Kirazoğlu bizim Yüksek İslam Enstitüsü'nde sanat tarihi hocamızdı. Onun damadı olur, aynı zamanda kendisi hafızı kelam Ömer e, Kirazoğlu hocamız. E, hem mimar hem inşaat mühendisi mübarek bir zat. Çeşitli vesilelerle kayınpederi Sami Efendi'yi muhtelif yerlerde gördük. Zayıf Nahif Efendi notunu alan, oradan ders veren, sohbet eden, gönül adamı, daima aynı zamanda evden çıkan, aynı zamanda trene binip de karşıya gidip topbaşların orada muhasebe işlerinde çalışan, ehli takva, yani bir deri bir kemik, yani ne yiyor, ne ne içiyor, acaba filan e, diyebileceğimiz e, bir zat. Tabi mensupları yoluyla da onu şey yapmak, kamil, efendi mensupları, e, şeyhten gelen şey, diğer kam ve e, takva sahibi e, insanlar. Tabi Erenköy'ü ihya eden Orada yani e, merhum Osman Öztürkün pederi vardı Mehmet Öztürk. Onların evinde sohbet de gördüm ben çoğu defa yani insanlar toplanıyor Sami Efendi onlara e, ders veriyor e, şey yapıyor yani ve gene onlar e, yoluyla orada Kur'an kursu binası var e, mensupların yaptırdığı oradaki toplantılarda e, belli günlerde pazar günü sabahı mı kahvaltılar vesaire o tip yerlerde kendisini görüp de böyle takdir edilen mübarek bir tip mübarek bir zat tabi Medine-i Münevvere'ye göçtü gitti orada vefat etti Ömer Kirazoğlu da orada vefat etti. Oğlu Mahmut, Ömer Kirazoğlu'nun oğlu Mahmut Erzurum'da askerlik yaptı. O da mimar, mimar diye biliyorum. Ee, zannediyorum yaşıyor şeyde, Medine'de. Osman Öztürk'ün e, babası vefat etti. Yani onun mensupları Cevat, Osman Öztürk'ün abisi o da vefat etti. Osman Öztürk de vefat etti. Şimdi duyduğuma göre Medine'de Ömer Öztürk var. Osman Öztürk'ün kardeşi. Yani o e, aynı ocakta e, hizmet eden biri. Tabi burada e, Osman Nuri Topbaş var. Biz tabi Sami Efendi ama onun mensupları Ömer, e, Muammer Bey'i ben tanıdım. Muammer Topbaş. Musa Topbaş yani Sami Efendi'den sonra şimdi Beyazıt Fatih derken bir zattan bahsetmek istiyorum. O zatın adı Ayak Gümülcüneli, Ayaklı Kütüphane Gümülcüneli Mustafa Efendi. Onun adı Ayaklı Kütüphane Gümülcüneli Mustafa Efendi. Böyle bir zatın var olduğunu Adapazarı'nda duymuştum. Bir yani 52-53 o civarda İstanbul'a geldim. Bayezid Camii'nde olur dediler. Namaz vakti değildi. Orada birine sordum. Burada Gümülcüneli ayaklı kütüphane Gümülcüneli Mustafa Efendi nerede filan. Dediler ki şimdi caminin hemen ortasında orada bir yerde kıbleye dönük oturan adamdır dediler. Yanında kimse yok. Şimdi ona yaklaştım. Yani iki üç adım ileride böyle oturdum. Yani rahatsız etmeyeyim, dönüp bana baksın, bir şey mi istiyorsun desin. Öyle de oldu. Oturan adam benimle konuşmaya başladı. Ben de yanaştım kendisine. Efendim dedim, ben dedim. Yani Ada Pazarından sizi duydum, geldim. Elinizi öpmek için, yani duanızı almak için sizi, sizin yanınızdayım filan. Dedi ki, adın ne dedi? Yusuf, Ziya Kavakçı filan demişim. Ha, şimdi dedi o zaman sana başka bir sorun var. Bir tabir var. O da şu çalar saat 24 saatte bir Yusuf diye çağırır. Ne demek? Eskiden çalar saatler vardı böyle horoz bir şey kapı açılır. Saat birde çıkar guk der. Yarımda bir daha kapı açılır ikinci guk der. İki de iki defa guk der iki buçukta, yarımda, bir der. Üçte, de, üç defa guk, guk 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 der. Çalar saat. Dedi ki, çalar saat, böyle saat başı ve yarımlarda çalar saat, 24 saatte bir defa Yusuf, ben sana aşıkım. Zeliha, Yusuf'u Zeliha. Neredesin? Yusuf dermiş. Bu ne demek? Vallahi ben bilmiyorum dedim. Ebced hesabı biliyor musun dedi. Dedim ki hocam birine anlatırken ben dinledim. Böyle ebced e elif 1 demekmiş, b 2 demekmiş, c 3 demekmiş, dal 4 demekmiş. Yani rakamların şey harflerin rakamsal değeri filan böyle bir şey. E, peki dedi. Hocamdan duydum böyle bir şey. O zaman Yusuf kelimesini yaz dedi. Yu y harfi, ondan sonra vav, wow. ondan sonra sin, ondan sonra fe. Evet. Yusuf kelimesi meğer onun Yusuf kelimesinin dört harfin ye, vav, sin, fe'nin toplamı 144 mü 154 mü rakam edermiş. Meğer o saat saat tüm 24 saatta go go ko ko go ko o kadar guk edermiş. İlk defa böyle bir şey duydum, son defa böyle bir şey duydum. Suudi Arabistan'dan biri, biri geldi Yusuf, adın ne dedim Yusuf. Hakim şimdi Suudi Arabistan'da. İyi dedim hemen dedim yaz, yaz, Yusuf nasıl yazılır iyi biliyor. Arap zaten Suudi yaz, yaz. kaç ebced hesabı hiç öyle bir şey bilmiyor Suudiler bilmez öyle şey. Ben dedim böyle bir şey var. Adam ağzı açık kaldı. Yahu dedi bu ne güzel şey. Niye biz bilmiyoruz? Dedim işte sizin orada böyle şeyleri öğretmiyorlar. Böyle şeyleri öğretmiyorlar. Bu Osmanlı medeniyetinin şeyidir. Yani ebced hesabı da bilmem ne. O günah bu <laughs> vahabiliğe aykırı bu, bu <laughs> selefilik filan. Dedim kusura bakma.